koromuzu yönetmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı şefimiz Sayın Ali Parlak'ı sahneye davet ediyorum. Kahramanmaraş'ta felaketi yaşayan canımız anlatıyor. Deprem akşamı 5 yaşındaki kızımın doğum gününü kutladık. O geceden sonrası her şey karanlık. Nereden bilirdim ki? Akşamı doğum günü kutladığımız kızımızı 2 gün sonra enkazdan çıkarıp toprağa vereceğiz. Ana sınıf öğretmeniyim. Okulumuz depremde yıkıldı. Uzunca bir süre konteyner kentte çocuklarla ilgilendim. Tüm ailesini depremde kaybeden ikiz çocukları evlat edindim. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yeni okulumuzda çocuklara umut olmaya devam ediyorum. Bin derdim var idi, bir daha oldu. Koromuzdan dinliyoruz. Thank you.
depremin olduğu hafta hava o kadar soğuktu ki hem yüreklerimiz dondu hem bedenlerimiz. Isınamadıkça kombiyi açmak, üstüme battaniye almak istemedim. Öyle kötü hissettim ki kendimi. İnsanlar enkazın altında üşürken, yakınlarını beklerken ben ısınmak istemekten utandım. Göbekli Tepe, Harran Ovası ve Balıklı Göl. Evet, işte benim memleketim Şanlıurfa. Deprem felaketini yaşayan canlarımızla Urfa'nın Sesi adıyla koromuzu kurduk. Türkülerimizi söyleyerek ruhumuza en iyi gelen işi yapıyoruz. Sıradaki türkümüz Gitti Canımın Cananı. Solistimiz Zeynep Burkan. Thank you.
acıktığında ağzıma attığım bir lokma boğazından geçmiyordu. Onca insanın yaşadığı acıya saygısızlık gibi hissediyordum. Bu böyle devam edemezdi. Evet, ölmedim. Bacaklarım kolon altında kalıp tekerlekli sandalyeye mahkum olsam da yaşıyordum. Oturup ağlamak yerine bir şeyler yapmalıydım. Elazığ'da engelsiz basketbol kulübüyle tanıştım. Tekerlekli sandalye ile spor yapmak çok zor. Zoru başarmaya çalışıyorum. Dağlar dağımdır benim. Solistimiz Altan Artıktay. Memur olarak görev yapıyordum. Elektronik eşyalara merakım büyüktü.
Alışverişim her türlü elektronik eşyadan ibaretti. O gece nasıl kurtuldum hala inanamıyorum. Tam 5 ay 8 kişi bir çadırda yaşadık. Şimdilerde maaşımı sanata harcıyorum. Kendim sanatsal etkinliklere gidemiyorsam da askıda bilet yapıyorum. Özellikle depremi yaşayan öğrencilere bu sanatsal etkinliklerin davetiyelerini ulaştırıyorum. Onlar çok memnun bu durumdan. Ben ise sanata hizmet etmekten gururluyum. Sevgili misafirlerimiz, bu kez Osmaniye'ye gidiyoruz. Ahu gözlüm, tut elimden, korumuzdan dinliyoruz. Karşısında çaresizliği yaşarken
sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın rolü göz ardı edilemez. Bizler edebiyat öğretmenlerinden oluşan bir grup kurduk. Haftanın iki günü kitap okuma etkinliği düzenliyoruz. Özellikle çocukları kitap okuma etkinliğimize davet ediyoruz. Sonrasında okunan bu kitapları tiyatro oyunu yapıp çocuklarla beraber sunuyoruz. Şüphesiz en çok etkilenen çocuklarımız. Onlar bizim umudumuz, geleceğimiz. O umut ışığı hiç sönmesin diye çabalıyoruz. Maraş, Maraş da derler. Kırk ve hemen ardından Kırklar Dağı'nın düzü. Solistimiz Uğur Bilişik geliyor. Bina yapılmaz.
bir ben ölmeyle kardeş Maraş yıkılma. Kardeş kalk gidelim, yoldaş kalk gidelim. Yollar çamur kurusun da gidelim. Sümbül böyüsünde gidelim, kardeş gidelim ay ay ay.
kardeşçe yaşamış, etnik kökeni bir fark olarak görmediğimiz memleketimiz Hatay, o gece felaketin en büyüğünü yaşadı. Bizler o gece tek yürek olup sevdiklerimize canlı ulaşabilmek için ayrı dillerde de olsa aynı umutla bir aradaydık. Zaman geçtikçe umutlar yitip tükenince bu sefer cansız bedenlerine ulaşmak için yine tek yürek olduk. Enkazdan çıkan yakınlarımıza son bir kez sarılıp toprağa verirken de yan yana el eleydik. Türk, Kürt, Arap, Hristiyan, tüm komşularımızla depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz hala. Bizler burada kabak lifi üretimi yapıyoruz. Bunları yurt içine pazarlayıp hem kendimizi meşgul ediyoruz hem de ekonomik olarak katkı sunmaya çalışıyoruz. Acılar insanları olgunlaştırırken dayanışmayla bütünleşmenin en güzel resmine şahit olduk. Bu topraklarda tekrar yeşereceğiz. Bu kez Türk'ümüz Hatay'da. Şu karşıki dağda kar var duman yok. Solistimiz Tuğba Berk Gökler. Thank you.
Yaşamak için bir nedenim yoktu ki. Ailemden herkes ölmüştü. Bana başın sağ olsun demelerinden nefret ediyordum. Kabul etmesi ne zor bir cümle. Ne için yaşayacaktım? Sık sık kendime bunu soruyordum. Evin içinde rüzgardan kapı çarpsa havaya sıçrıyordum. Sonrasında aldığım destek ile ve deprem sırasında tanıştığım yeni ailemin teşvikiyle Adana'da onkoloji servisinde gönüllü olarak çalışmaya başladım. Onlara kitaplar okuyor, şarkılar söylüyorum. Aramızda kan bağı olmasa da can bağı olan bir sürü ailem var şimdi. Artık yaşamak için birçok nedenim var. Ah neyle gönül senin elinden. Solistimiz Sevgi Uçaroğlu. Thank you.
ifade etme biçimidir. Bunu konuşmadan da yapabilmemize olanak sağlar. Malatya'da evim yıkılmıştı ama seramik çalışmaları yaptığım atölyem 7 katlı binanın zemin katında olmasına rağmen sapasağlam ayaktaydı. Acılarımızın arkasına sığınarak eli kolu bağlı duramazdım. Üretmek ve üreten yetiştirmek için kolları sıvadım. Yeniden atölyemi hayata geçirdim. Şimdi üreterek, konuşmadan kendimizi ifade ediyoruz. Şunu sakın unutmayın. Sanat iyileştirir. Önce Sarı Çiçek Sarartıyor Dağları ile Nurcan Özcan'ı hemen arkından, Bir Ay Doğar ilk Akşamdan Geceden ve Nesini Söyleyeyim Canım Efendim ile Semiha Doğan'ı dinleyeceğiz. No.
Yüzler şehri diye bilinir Şanlıurfa. Ben burada doğdum. Bu toprakların kokusuyla yaşadım. Kendimize göre küçük bir evimiz vardı. Eşimi depremden 6 ay önce kalp krizinden kaybettim. O gece can havliyle sokağa fırladım. Evim yıkıldı, eşyalarım gitti. Üstümde pijama, benim olmayan bir hırka ve yine benim olmayan bir çift çoraptan başka hiçbir şeyim kalmamıştı. Hepsi bir yana, anılarım da gitti. Sadece fotoğraf albümlerine ulaşmak, anılarda yaşamak isterdim. O da olmadı. Bir kadın derneğinin başlattığı Sevgiyle Örüyoruz grubuna katıldım. Çocuklar için bir şeyler örüyoruz. Bence sevgiyle her şey örülür. Yeter ki yüreğimizden sevgiyi eksik etmeyelim. Harman yeri sürseler, koromuzdan dinliyoruz. Hiçbir filmde görmedim. Yaşadığımız acılar tarif edilemez. Bir gecede, hatta saniyeler içerisinde her şeyimizi kaybettik. Adıyaman'da 40 yıldır baba mesleği olan ahşap oymacılığı ustalığı yaparım. Tahtalara şekil veririm. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğimi devam ettiriyorum. Ekmek teknemi bırakmayarak yeniden ayağa kaldırdım.
Kahtalı Miçe'nin dediği gibi artık burası Adıyaman değil Acıyaman. Önce Barak ile Songül Oskay'ı, Düzdara Yar ile, izin verirseniz ben hep böyle anons ediyorum solistimizi, koromuzun en genç üyesi Mehmet Fedai'yi ve şiiriyle, Mahmut Erdal şiiriyle Adem Aksa'yı dinleyeceğiz. Thank you.
Aman derildi dertlerim de gene dillemez aman. Aman severdim seni de gene öyle bilirsin tamam. Yar 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 hani yar 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 aman aman. Aman, aman. Aman mezarın başında da gene ağla bir zaman ya. Aman ne ettin gene zalim kilisli yar bilmem kele ne ettin ne ettin. Gene aldın ömrümü de beni buralarda dele. Böyle apat, böyle apat kara yerler başına, sanki yer yerinden yarılmış gibi. Ulusça kapıldık, ulusça kapıldık can telaşına. Katlimize ferman, katlimize ferman verilmiş gibi. 6 Şubat, 6 Şubat sabaha karşı, çığlıklar inletti küreyi arşı. Ne tabut, ne kefen, Ne de bir mezar taşı, siyah poşetlere sarılmış gibi. Hatay, Adıyaman, Maraş, Malatya, Antep, Kilis, Osmaniye, Urfa, Diyarbakır, Elazığ, Adana. Nice canlar, nice canlar evsiz kalmış açıkta. Baba dışarıda, dışarıda da ana göçükte, sanki birbirine darılmış gibi.
Babalar isyan eder, isyan eder dayanmaz buna. Analar sarılmış yavrularına. 11 vilayet, 11 vilayet boyanmış kanla. Yığıl yığıl, yığıl yığıl kurban verilmiş gibi. Bu nasıl ilahi, ilahi, bu nasıl ferman? Dizilmiş tabutlar, yaralı kervan. Kalkıp yürümez, yürüyemez, yok bizde derman. Bağrını döverek, bağrını döverek yorulmuş gibi. Geçmez Mahmut Erdal, geçmez bu kara günler. Kimi ağlar, kimi sızlar, kimisi inler. Nice, nice delikanlılar, nice, nice gelinler. Enkaz yığınına sarılmış gibi. Sevgili misafirlerimiz, çok kıymetli şefim Sayın Ali Parlak'la birlikte şu an sayısını hatırlayamayacağım, epeyce bir konser yaptık. Bizler için her konserin heyecanı çok farklıdır. Fakat bu konser çok anlamlı ve özel oldu bizim için. Açıkçası sunumu hazırlarken de çok zorlandım. Sizlere aktarırken de tüylerim diken diken oluyordu. Çünkü hepsi gerçekti, abartı da yoktu. Bizler sizleri üzmek istemedik. Dayanışmanın ve sanatın önemini vurgulamaya çalıştık. Amacımız acılarınızı tazelemek değildi. Yaşadığımız coğrafyada deprem gerçeğini önemsemek, tedbirler almaktı. Ve tabii ki sanatın ruhumuza ne kadar iyi geldiğini hatırlatmaktı. Bir kez daha, sanat iyileştirir diyorum. Sözü koroya vermeden önce sizlerden yitip giden canlarımız için şöyle kuvvetli bir alkış rica edebilir miyim lütfen? Çok teşekkür ederim. Şimdi son sözü yine koromuza veriyoruz. Gafil, gezme şaşkın.
sahipliği yapan Mezitli Kent Konseyi'ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şöyle yine kuvvetli bir alkış istiyorum sizden. Yitip giden canlarımızın anısına. Çok çok teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim.